Özellikle yaz mevsiminde içecekler oldukça fazla tüketiliyor. Gazlı içeceklerin içinde bulunan zararlı maddelere rağmen birçok insanın tercihi yine bu meşrubatlar oluyor. Hakkında birçok iddia olan, doktorlar ve araştırmacılar tarafından sağlığa zararlı etkileri olduğu söylenen gazlı içeceklerin içeriğini ele alıyoruz. Gazlı içecekler, İngilizce'de carbonated drinks olarak anılır. Bunun nedeni ise karbondioksit gazı içermesidir. Gazın, içecek içerisinde çözüldüğü sürece karbonasyon denir. Bu işlem, karbondioksitin yüksek basınçta içeceğe enjekte edilmesi ve daha sonra kabın tamamen dış ortamdan izole edilmesini içerir. Karbondioksitin çözünürlüğü düşük basınç altında daha az olduğu için çözülmüş gaz, bildiğimiz gibi içeceğin kabı açıldığında ve basınç boşaldığında kabarcıklar olarak çıkar. Su içinde çözünebilen en fazla karbondioksit miktarı, litre başına 8 gramdır. Bunun fazlası sadece içecek basınç altındayken içeride kalabilir. Kabın içindeki gaz serbest bırakıldıktan sonra karbondioksit kaçmaya başlar. Bu meşrubatların içerdiği yapay karbonatlaşma, 1767 yılında İngiltere'de Joseph Priestley tarafından başlatıldı. İlk ticari faaliyet 1783 yılında İsviçre'de, maden suyunu gazlı içecek haline getiren Jacob Schweppes tarafından yapıldı. Bahsettiğimiz gibi en bilinen madde karbondioksittir. Ancak elbette gazozlar, maden suları farklı maddeler de içermektedir. Karbondioksitin yanı sıra, gazozların içinde bol miktarda şeker bulunur. Ayrıca gazozların içeriğinde kafein ve teobromin, fosforik asit, sitrik asit, sodyum sitrat, sodyum benzoat, asorbik asit gibi pek çok etken madde bulunur. Bu çok tartışılan ancak aslında cevabı kesinlik taşıyan bir sorudur. Çünkü bu içeceklerin elbette zararları vardır. Bunlardan biri, midenin fazla karbondioksit tutmaya yetecek yapıda olmaması ve ayrıca içerdiği asitler nedeniyle de reflü, ülser gibi rahatsızlıklara yol açmasıdır. Ayrıca içerdikleri şeker yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi maddelerden elde edilir ve bu maddeler kolesterol, obezite, şeker hastalığı gibi birçok ciddi rahatsızlığa neden olabilir. Bu nedenle asitli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımızı izlemek için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.